Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Neutron ile yazı efekti oluşturmayı öğreneceğiz. Hani bu programda da yazı efekti oluşturulabiliyor mu diye sorarsanız, evet, oluşturulabiliyor. Aslında çok fonksiyonel bir program ancak şu anda geliştiriciye ihtiyacı olan bir program. Biliyorsunuz ki Neutron özgür, açık kaynak bir program arkadaşlar. Yalnız şu anda en önemli geliştiricilerinden birisini kaybetmiş durumda. Ben de çok fazla hani bu programla ilgili dersler hazırlamak istiyorum ama performans sorunları yüzünden hazırlamakta istemiyorum. Biraz açıkçası soğuyorum programa. En basit bir hani PNG dosyalarını dışarıya aktarırken bile PNG dosyalarını sıkıntı yaşayabiliyorum. Özellikle sıkıntı yaşamamın sebebi kaydetme programından kaynaklanıyor. Kaydetme programım işlemciyi biraz etkilediği için haliyle Neutron'u da etkiliyor. Neyse bir bakalım. Umut ediyorum başarılı bir proje olur. Şimdi hemen dersimize geçelim. Taba basıyorum. Bir tane text ekliyorum buraya. Draw yazacaktır kenarda. Hemen texti ekledikten sonra sağ taraftaki kutucuğumuz içerisine grafik 101'i yazıyorum. Şöyle bir. Sonrasında bunu ortalamak istiyorum. Arka taraftaki çalışma alanına Center Interact ile ortalıyorum. Şimdi yazı tiplerine gelelim. Bir bunu belirleyelim. Bir de yazının boyutunu belirleyelim. Yazı boyutunu şöyle 110'a getiriyorum. Burada da bir tane yazı boyutu, yazı tipi seçiyorum. Benim meşhur Russell One var. Font Color da renktir. Şöyle tıklıyorum buna. Bu rengi seçiyorum. Sonra bir de buna Glow efekti ekleyelim. Yani parıltı efekti. Tekstimizin seçilmiş olduğuna emin oluyoruz. Buraya geliyoruz. Glow yazıyoruz. Tabii büyük harflerle aramamaya dikkat edin. Glow ayarlarına geldik. Çift tıkladık. Burada bakın gain değeri var. Bunu biraz artırabiliriz. Gama değeri var. Biraz artırabiliriz. Şöyle bir space'e basarak bakalım. Bu parıltı bu kadarı öyle zannediyorum yeterlidir. Tekrardan text'e çift tıklıyorum. Burada ben rotate yani döndürmeyi animasyona dahil edeceğim. Bir de şurada circle radius yani çember çapı ve çember kelimeleri. Burada çember çapına bir tane animasyon karesi ekliyorum. Tabii birde olduğumuza dikkat ediyoruz. Burada birinci karedeyiz. Mutlaka bu önemli. Yukarıda rotate'e de set key diyerek animasyon karesi ekliyoruz. Şimdi gelelim animasyonumuza başlamaya. Şuradaki circle words'u çember kelimelerini bir 5'e indirmek istiyorum. Bunu şöyle çember çapını sağa doğru hareket ettirdiğimde bakın giderek ekran dışına çıkıyorlar belli bir şekli alıp. Ben buraya şöyle bir 1200 değerini girmek istiyorum. Bakın köşelerde birazcık daha ışıltı var. 1250 değerini verebilirim. Bunu verdikten sonra 50. kareye yukarıda geliyorum. 50. kareye geldikten sonra buradan giderek sol tarafa doğru geliyorum. Şöyle 220 yazarak tam olarak böyle bir yıldız görünümünü vermiş bir hale getiriyoruz. Şimdi bakın artık birinci kareden 50'ye kadar geldiğinde yıldız görünümüne geçiyor. Yukarıya gelmek istiyorum 50. karede. Tam olarak 50'deyim. Gelemezseniz şu bölümde de yazıp gidebilirsiniz istediğiniz kareye. Kareye geliyorum. Burada rotate açık mavi renkte. Bakın buraya yeniden bir animasyon karesi ekleyebilirim anlamına geliyor. Sağ tıklıyorum. Set key ile animasyon karesi ekliyorum. Bunu şöyle yaklaşık olarak 120'ye kadar döndürmek istiyorum diyelim ki. 120'ye kadar gelsin. 120'ye kadar dönsün. Ne kadar dönsün? 360 derece dönsün. Tekrardan eski halini alsın. Bakın 50'den artık 120'ye kadar olan bölümü de dönmüş olacak. Şimdi burada da 120'den 200'e kadar bunu eski haline yavaş yavaş getirelim. Evet, şimdi 120'ye geldikten sonra Circle Radius'a sağ tıklıyorum. Set Key ekliyorum tekrardan. Bu sefer 200'e geliyorum. 200'e geldikten sonra bunu yavaş yavaş eski haline getireceğiz. Yani sıfıra getiriyorum. Bakın şimdi 120'ye kadar dönecek. 120'den sonra 200'e kadar da eski halini almaya çalışacak. Bu şekilde dışarıya çıkacak. Şöyle bir bakalım. En başa alalım. Tekrar oynatalım. Bakın performans sorunu derken bunu kastediyorum. Böyle bir yazıyı bile ön belleğe alırken bayağı bir zorluk yaşıyorum Neutron'da. Bilemiyorum dediğim gibi benim kayıt programından da kaynaklanıyor olabilir. Yani bayağı bir sıkıntı. Programdan soğumamı sağlıyor. Bakın bayağı bir zaman geçiyor. Dikkat ederseniz. Yani normalde bunu çok basit bir şekilde hemen oynatması gerekir. Bakın belleğe keşe yeni doldu. Evet dönüyor. Yavaş yavaş eski halini alıyor. Şimdi bunu dışarıya çıkartalım. Glow'a tıklıyorum.
Tab'a basıyorum. Şurada write yazmak istiyorum. Küçük harflerle tabii ki write, yani dışarıya yazdırma. Şöyle EXR dosyaları içerisine değil de benim Natron klasörüm vardı. Onun içerisine aktarmak istiyorum. Evet, Natron klasörü içerisine animasyon ismini vermek istiyorum. Sonrasında yüzde koyuyorum. D koyuyorum. Bu yüzde de PNG dosyalarını, yani PNG dosyalarını dışarıya teker teker aktarmamızı sağlar. Save diyorum. Sağ tarafta çıktığı için gerekli ayarlarımız çıkmaktadır. Input Prompt to, eğer buradaki hani bu glow efektinin, parıltı efektinin görünmesini istiyorsanız opak almak çok daha sağlıklıdır. Proje frame rate'inde kalsın. Eğer burada bunu istediğiniz hani 100'e kadar almak istiyorsanız şurada manual alırsınız. İstediğiniz aralığı belirleyebilirsiniz. Şimdi klasörü belirledik. Başka herhangi bir ayara gerek yok. Derinliği 8 ya da 16 bit olarak değiştirebilirsiniz. Encoder ve diğer seçenekler aynı kalabilir. Şimdi ben burada render'a tıklıyorum. Render işlemi birazdan başlayacaktır. Evet, render işlemi tamamlandı. Animasyon 1, 2, 3, 4 diye böyle peş peşe çıkarmış. If ile şöyle bir açıyorum. Bakın giderek peş peşe geliyor. Böyle üzere gayet güzel olmuş. Parıldamaları da gayet güzel. Resim dosyalarını isterseniz yine DaVinci Resolve içerisine atıp müzikle beraber video haline getirebilirsiniz. Evet, böylelikle bir Natron dersinin daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki Natron derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.